8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Otomotiv ve motor sporları dünyasından derlediğimiz haberlerle bu hafta da karşınızdayız. İlk olarak Opet test köşesi diyoruz ve Renault Talyant bu haftaki ilk konuğumuz. Opet test köşemizde testlerimiz sıcak, soğuk, yaz, kış demeden devam ediyor sevgili seyirciler. Yine çok sıcak bir gündeyiz. Bu haftaki test konuğumuz görmüş olduğunuz gibi Renault Talyant. Sembolün yerini aldı. Artık sembol yok. Yepyeni bir modelle Renault bu yola devam edecek. Ama çok büyük bir atılım yapmış gibi gözüküyor. Gerçekten hoşuma giden bir model oldu Talyant. Birazdan detayları sizlere anlatacağım. Talyant marka kimliğini, marka DNA'larını taşıyan bir tasarıma sahip. Görmüş olduğunuz gibi ön taraftan başlayarak arkaya doğru giden o çizgiler abisi Talisman'dan izler taşıyor. Talisman'ın neredeyse küçük kardeşi diyebiliriz. Sembolün yerini aldı dedik ancak sembolle bence artık alakası kalmamış. Çok daha keyifli, çok daha güzel bir otomobil haline gelmiş. Özellikle tasarımıyla da çok daha çekici. Arkadaki o büyük Talyant yazısıyla ve logolarıyla marka kendini ortaya koyuyor. Şimdi ön yüzden başlayalım. Tasarım detaylarıyla arkaya doğru devam edelim. Aracın özelliklerini size anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz marka kimliği olarak C formundaki farlar Talyant'ta da yerini almış. Güzel aydınlatma sağlıyor. Altta da sis farları buraya yerleştirilmiş siyah bir çerçeve içine ve krom detaylar var gördüğünüz üzere. Bunlar güzel bir görüntü sağlıyor. Aracın daha güçlü bir görüntüye kavuşması için de kaput üzerindeki çizgiler ona hem akıcılık kazandırıyor hem de kaslı bir görüntü sağlıyor. Araca baktığımda hem ön hem arkada ilk dikkatimi çeken şey ve açıkçası hoşuma gitmeyen şey buradaki park sensörleri oldu. Gördüğünüz gibi önde ve arkada bu park sensörleri siyah olarak kullanılmış. Neden gövde rengi değil diye tabii sormadan edemedik. Ön cama baktığımızda eğik yapısı, arkaya doğru eğik yapısı onu yine güçlü bir duruşa kavuşmasını sağlamış. Daha sportif, daha dinamik bir görüntüsü var. Gördüğünüz gibi gövde rengi ayna kapakları var. Yan taraf aynen Talisman'da olduğu gibi devam ediyor. Yeni jantlar var. Görmüş olduğunuz gibi şık duruyor. Ortaları parlak siyah. 195, 55, 16 ebadında jant ve lastikler kullanılmış Talyant'ta. Hoşuma giden bir başka özellik daha var. Bu diğer Renault modellerinde de var ama hayatı gerçekten kolaylaştırıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir kart şeklinde bir anahtarı var Talyant'ın da. Bu diyelim ki çantanızda veya cebinizde. Araca yaklaştığınız an hiçbir şey yapmadan siz kapılar açılıyor. Uzaklaştığınız an kapılar kilitleniyor. Kilitlendiğinde size korna ile minik bir sinyalle bir uyarıyla belirtiyor. Bu da gayet güzel bir şey. Hakikaten eliniz doluyken özellikle çok işe yarıyor. Olmasa bile büyük kolaylık. Geldiniz, elinizi attınız, kapı açık. Döndünüz arkanızı gittiniz, kapılar kapandı. Unutma ihtimaliniz ortadan kalkıyor. Şimdi gelin biraz arkaya doğru gidelim. Tavanda diğer modellerde bir çubuk şeklinde anten vardı. Bunun antenini değiştirmişler. O köpek balığı sırtı şeklindeki fin denilen antenden koymuşlar. Daha şık olmuş. Arkaya baktığımızda yine C formundaki stop grubunu iki tarafta da görüyoruz. Yine gece çok güzel bir görüntü sunuyor. Logonun altına hemen markanın, daha doğrusu modelin adı yazılmış. Güzel bir fondu var, güzel duruyor. Talyant'ın bir bagajına göz atalım. Gördüğünüz gibi 628 litrelik segmentinin en büyük bagajlarından bir tanesine sahip. C segmentinde böyle bir bagaj görmek gerçekten zor. Aynı zamanda içeride çok güzel ve çok kullanışlı bir özellik bulunuyor Talyant'ta. Hemen göstereyim. Bakın burada bir plastik parçalar bütünü var. Bir Lego gibi bunları birleştiriyorsunuz. Şuradan çıkardığınız zaman bu parçaları sökebiliyorsunuz tek tek. 1, 2, 3, 4 parçadan oluşuyor. Bu parçalar içerideki eşyaların savrulmasını engelliyor. Şuradan hemen çıkartayım ben bunu. Gördüğünüz gibi çok basit çıkıyor. Şöyle arkaya doğru itelim. Şuraya da bir kaldıralım. Bakın altında da maksimum 80 km kadar hıza çıkmanız tavsiye edilen
yedek lastiğimiz bulunuyor. Evet, büyük bir bagaj hacminden bahsettik. İçeride de 21 litrelik toplamda saklama gözleri bulunuyor. Ciddi bir bagajı var. Bu segment için gerçekten güzel bir detay bu. Şimdi gelin arka tarafa geçelim. Arka koltuklarda yolcular bakalım rahat edebiliyor mu? Arka kapı oldukça geniş açılıyor. Dolayısıyla biniş inişler kolaylaşıyor bu şekilde. Ön koltuk bana göre ayarlı. Ve talyanta baktığımızda 219 milimetrelik bir mesafe sunuyor arkada oturanlar için. Bu da gerçekten şu anda ortada, siz de görüyorsunuz. İki tane tepsi var koltukların hemen arkasında. Bunları çocuklarınız rahatlıkla kullanabilir. Özellikle uzun seyahatlerde çok işe yarar. Burada bir çakmak soketimiz var. Havalandırma bölümü bulunmuyor. Arkası çok rahat, yalnız onu söyleyeyim. Ortada kol dayama yok. Gördüğünüz gibi şaft tüneli alçak, çok yüksek değil. Dolayısıyla buradan oraya rahat geçebilirsiniz. Bu da biraz daha içerisinde ferah olmasını sağlamış. Virgül şeklinde kafalıklar var. Bunlar da arkadaki alanı, ferahlığı arttırıyor. Güzel düşünülmüş detaylar. Koltuk yapıları oldukça iyi. Evet, arkası talyantın rahat. Koltuklar da rahat, onu da beğendim. Hani baktım böyle ince sünger mi diye, ama değil. Gayet güzel yapmışlar koltukları. Şimdi ön tarafa geçelim. Ön tarafta hem özellikleri anlatayım, sonra da yola çıkalım. Yolda da sürüş dinamiklerinden bahsedelim. Evet, Talyant'ın ön tarafında sürücü koltuğundayız. Buradan baktığımda öncelikle görsel algıdan bahsetmek istiyorum. Görsel algı gerçekten güzel. Bu segment için, bu fiyat için bence çok şık tasarlamışlar. Bu ortada gördüğünüz piano black ara detay, üzerinde kumaş yumuşak detay, böyle pütürlü bir kumaşı var. Dokunduğunuzda keyifli. Buraları ve üst taraf sert plastik, ama güzel bir plastik kullanmışlar. Böyle plastik durmuyor. Yumuşak bir malzeme gibi algılanıyor. Şık detayları, şık çizgileri var ve sağdan sola, soldan sağa bir bütünlük var. O güzel. Havalandırma kanallarını bu siyah piano black detayın, ara detayın içine yerleştirmişler. Kapı kilitleri, dörtlü ikazlar, stop start ve eco mod tuşu hemen bu havalandırma kanalının altına yerleştirilmiş. Onun altına baktığımızda ilk gözüme takılan detay klima ünitesinin düğmeleri. Gümüş renkli, yuvarlak, üzerleri böyle pütürlü, malzeme kalitesi güzel gözüken 3 tane yuvarlak düğme var. Şöyle kontağı açayım hemen. Bakın, üfleme hızı burada. Oto tuşuna buradan alabiliyorsunuz. Yönlendirmeleri, yani havalandırmaların yönlendirmelerini buradan seçiyorsunuz. Tek bölgeli bir klima. Ama güzel tasarlanmış. Onun altında bir çakmak soketi ve sağ tarafta bir USB girişimiz var. Buraya telefonunuzu rahat koyabiliyorsunuz. Bindiğimde gözüme takılan bir başka detay daha var. O da çok hoşuma gitti. Diyeceksiniz ki buradaki dijital multimedya ekranı mı? Evet, ondan da bahsedeceğim, ama bu tablet benzeri ekranın hemen solunda burada sürücü tarafında bir USB girişi var. Ne işe yarıyor biliyor musunuz? Yani bence güzel bir detay bu. Hani ön cama yapıştırdınız, vantuzları, telefonunuzu taktınız, navigasyon aletinizi taktınız veya USB ile çalışan herhangi bir şeyi bağladınız, araç kamerası bağladınız. Buradan hemen enerji alabiliyorsunuz. Kablo aşağılara kadar sarkmıyor. Kısa bir kablo ile buradan onu şarj etme imkanına sahipsiniz. Bu da güzel düşünülmüş bir detay bence. Biliyorsunuz bu tablet benzeri multimedya ekranları bir süredir var. Talyant da bu modaya uymuş durumda. Burada hani yukarıdan kondurulmuş gibi duruyor. Kimisi böyle diyor, hani sonradan takılmış gibi. Ama güzel, bir kere okunaklı, mat bir görüntüsü var. Güneşte parlamıyor, net okunuyor, renkli. Ondan sonra dijital göstergeler var mı diye soranlar vardı. Yok, analog iki tane göstergemiz var. Hemen ortasında minik bir dijital göstergemiz var. O bilgisayardan yine verileri görebiliyorsunuz. Direksiyonun arkasında klasik müzik sistemini kumanda ettiğimiz
Tuş takımına yer verilmiş. Diğer Renault modellerinde de bunu görmeye yıllardır alışkınız biliyorsunuz. Sesi açıp kapatıp kanalları değiştirebiliyoruz. Sessize alabiliyoruz. Yine bu düğmeler, silecek ve far düğmeleri de, sinyal düğmeleri de aynı formda diğer Renault modellerinde olduğu gibi. Kullanımı rahat, direksiyon düzken bu kolları görüyorsunuz. Benim için o önemli bir detay. Hakikaten hoşuma gidiyor. Buradaki kolları ve üzerindeki sembolleri görebilmek daha rahat kumanda ediliyor. Özellikle ilk kez biniyorsanız böyle bir araca, buradan neyin nerede olduğunu görmekte bence fayda var. Şimdi sürüş pozisyonuna bakıyorum. Koltuk yapısı gayet iyi. Geniş, rahat, konforlu bir koltuğu var. Direksiyonun yükseklik ve derinlik ayarı bulunuyor. Boyunuza göre artık kendi ergonominize göre bu koltuğun ve direksiyonun ayarını rahatlıkla yapıp ideal sürüş pozisyonunu bulabiliyorsunuz. Kol dayama yeri düz, adeta evinizdeki koltuğun kol dayama yeri gibi çok rahat, geniş. Kolunuzu buraya koyabilirsiniz. Burada da kol dayama var. Bu uzun yolculuklarda gerçekten yorgunluğunuzu azaltıyor bu kol dayamalar. İki tarafı da rahat kullanabiliyorsunuz. Elektrikli park freni ve otomatik şanzımanımız var. Şanzımana, motor performansına, yakıt tüketimine, ses, süspansiyon gibi detaylara da şimdi yola çıkınca sizlere anlatmaya başlayacağım. Evet, şimdi yola çıktık. Öncelikle motordan bahsetmek istiyorum sizlere. Taliant'ta 999 cc hacminde 1 litrelik bir motor kullanılmış kaputun altında ve bu motor 3 silindirli. Tabii ki bu da beraberinde yakıt ekonomisi getiriyor. 90 beygir gücünde 142 Nm tork değerine sahip bu 1 litrelik motorumuz. 0'dan 100'e 13.9 saniyede taşıyor Taliant'ı. Maksimum sürati ise saatte 169 km. Tabii ki bu araçtaki asıl amaç ivmelenme, çok hızlı gitme ya da yüksek süratler değil. Tam tersi, şehir içinde kullanabileceğiniz ekonomik, daha geniş, ferah, beklentilerinizi karşılayabilecek ekonomik bir otomobil sunmak. Evet, aracın motorundan bahsettik. Bu gücü nasıl yere aktarıyor? Taliant'ta manuel ve X-Tronic şanzıman olarak iki şanzıman türü mevcut. İsterseniz 6 ileri manuel veya X-Tronic şanzıman tercih edebiliyorsunuz Taliant'ta. Şu an bizim test aracımızda bu X-Tronic şanzıman var. Vites geçişleri sorunsuz, çok rahat. O geçişleri hissettirmiyor, çok konforlu. O da hoşuma gitti. Dolayısıyla sadece D'yi aldığınızda çok rahat gidiyorsunuz. Bir de arkada L konumu var, low. Bu da kışın vitesi büyütmeden daha rahat o kaygan zeminlerde daha güvenli gitmenizi sağlıyor. Aracımızda 1 litrelik benzinli bir motor var dedik, 3 silindirli, ama eğer isterseniz 100 beygir gücündeki Eco LPG motorla da 6 ileri manuel şanzıman seçeneğini de satın alabiliyorsunuz. Fabrika çıkışında LPG'li bir araç almak bence büyük bir avantaj. Bu da bu aracın artılarından biri. Şimdi gaza biraz basalım. Evet, 3 silindirli motorun sesini merak ediyordum. Çok fazla ses çıkarmıyor. İçeri çok fazla motor sesi vermiyor. Ses yalıtımı bu segment için bence gayet başarılı. Onun dışında süspansiyonlara değinelim. Hemen hazır böyle bir virajlı yolda giderken, sağ sol viraja girerken direksiyon tepkileri gayet güzel. Önlerde hava kanallı diskler var. Arkalarda kampanalar kullanılmış. Arkalar disk fren değil. Frenlerini de size anlatmış olalım. Gelelim yakıt tüketimine. Madem 1 litrelik bir motor ve ekonomik motor dedik, fabrika verilerini önce söyleyeyim size. Fabrika verilerine göre Taliant 6,5 litre şehir içinde, 5,1 litre şehir dışında, karma kullanımında ise 6,1 litrelik bir tüketim değerine sahip. Peki biz ne tükettik? Gerçekten fabrika verilerine yakın değerler tükettik. Onun altını çizmek istiyorum. Böyle bir değer ben de beklemiyordum ama bu sizin kullanımınızla, aracın içinde ne kadar yük olduğuyla çok alakalı biliyorsunuz. Bakımlı bir aracınız varsa, lastik basınçlarınız doğruysa ve siz de düzgün kullanıyorsanız, ani ivmelenmelerden kaçıyorsanız, işte o zaman fabrika verilerine çok çok yaklaşıyorsunuz. Ben şehir içi kullanımda 6 litreler civarında kullandım, onu söyleyeyim. Yani otoban dahil. Karma kullanım 6,1'di.
Ben 6.3 litre civarında kullandım karma kullanımı. Şehir içinde trafiğe girdiğiniz zaman 7.7'lere kadar çıkıyor kullanımınıza bağlı olarak. Ama bu çok normal, diğer araçlarda da bu tarz bir veri elde ediyorsunuz. Uzun yola çıkıp verisini o 5.1'e ne kadar yaklaşıyor onu da görmek isterdim. İnşallah bir gün Taliant'la bir uzun yolda yaparım. Uzun yolda da keyifli bir otomobil. Gelelim multimedya ekranına. Multimedya ekranı sürücüye biraz daha dönük, çok net bir şekilde okunabiliyor. Radyo, medya, telefon, araç, navigasyon ve akıllı telefon entegrasyon tuşları var. Buradan telefonunuzu da buraya entegre ederek telefonunuzu da buradan kumanda edebiliyorsunuz. Taliant boş ağırlığı 1212 kilogram sevgili seyirciler. 50 litrelik de yakıt tankına sahip. Dingil mesafesi ve boyutlarına bakacak olursak genişlik uzunluk 4326 milimetre uzunluğa sahip Taliant. Genişliği 1848 milimetre ve yüksekliği ise 1501 milimetre olarak veriliyor. Bu ölçüler içeride de size geniş bir alan sunuyor, ferah. Kullanımı son derece keyifli bir araçtan bahsediyoruz. Hem bu segmente hem bu fiyata bu özellikler, bu tasarım algı anlamında da başarılı. Ben Taliant'ı çok beğendim. Performans olarak da güzel. Hani 90 beygir deyip yani çok az bu güç dememek lazım. İvmelenmesi falan gayet güzel, yerinde, tadında. Taliant markanın Clio ve Captur modellerinde olduğu gibi CMF B platformunda yapılmış bir araç. Bu modüler platform sayesinde de modeller, yani bu modeller kullanıcılarına daha fazla kalite, konfor ve iç alan sunuyor özellikle. ADAS teknolojileriyle beraber de güvenliğin artırılması hedeflenmiş. Taliant güvenlik testlerinden, Euro NCAP testlerinden henüz geçmedi ama markanın diğer modellerinin 5 yıldız aldığını da hatırlatmakta fayda var. Bu haftaki test konuğumuz Renault Taliant'ı, sembolün yerini alan Taliant'ı sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım beklentilerinizi, kafanızdaki soruları karşılayabilmişimdir. Bu segmentte bir araç alacaksanız her zaman olduğu gibi aynı tavsiyeyi vereceğim. Bu aracı gidin, bayide görün, kullanın. Kendi vücut ölçülerinize, ergonominize uygun mu değil mi diye bakın. Beklentilerinize uygun mu diye bakın. Ama birçok beklentiyi karşılayabilecek bir modelden bahsediyoruz. Yeni görüntüsüyle de, yeni tasarımıyla da ve yeni özellikleriyle de çok şık olmuş bir model bu. Renault'un ürün gamına, sembolün yerine eklendi. Ve bundan sonra Taliant'ı yollarda ben oldukça fazla göreceğimizi ümit ediyorum. Evet, testimizi burada noktalıyoruz. Bir başka testte buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Şimdi kısaca otomotiv dünyasından derlediğimiz haberler geliyor. Dünyada ve Türkiye'de elektrikli otomobillere ilgi artarken altyapı çalışmaları da büyük bir hızla devam ediyor. Elektrikli otomobiller için satış, satış sonrası hizmetleri ve şarj istasyonları kurulumu konusunda 2019 yılından bu yana 360 derece hizmet vererek Türkiye'deki ilk ve tek marka olan e-Garaj, bir startup olarak girdiği otomotiv dünyasında referans marka konumuna ulaştı. Elektrikli otomobillere olan ilgileri ve sektörün ihtiyaçları nedeniyle bir araya gelen farklı mesleklere sahip avukat Ahmet Faruk Usta, uzay mühendisi Kutay Yamacı ve işletme mezunu Emir Tunç Yürek tarafından kurulan e-Garaj, aynı zamanda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yazılıma kadar sektöre know-how desteği de veriyor. E-Garaj İstanbul Maslak'ta bulunan 1200 metrekarelik showroom ve servis alanında konularında uzman 30 personelle hizmet veriyor. E-Garaj tanıtım toplantısında konuşma yapan E-Garaj kurucu ortağı Ahmet Faruk Usta, şu an itibariyle Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarının toplam satış içerisinde %1 pay aldığını dile getirerek, Avrupa'da son 5 yıl içerisinde elektrikli araç satışlarının toplam satışlarda önemli bir pay almaya başladığını görüyoruz. Örneğin Norveç'te bu oran %70'e ulaşmış durumda. Ülkemizde de son yıllarda bu eğilimin arttığına şahit oluyoruz. Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre
%600 büyüdü. 2021 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 1200 elektrikli otomobil satıldı. E-Garaj olarak bizim satışlarda pazar payımız %10. Ülkemizde toplam yaklaşık 5000 elektrikli otomobil var ve E-Garaj olarak bu kullanıcıların yaklaşık %90'ına hizmet verdik. Gelecek 10 yılda elektrikli araçların Türkiye toplam pazarında %40-50 bandına yaklaşmasını bekliyoruz şeklinde konuştu. E-Garaj kurucu ortağı Emir Tunç Yürek ise elektrikli otomobillerin bir yaşam tarzı olduğunu belirterek, elektrikli otomobiller yakın zamanda otonom sürüş teknolojisinin de gelişmesiyle ofis ve eğlence imkanları sunan birer yaşam alanına dönüşecek. Ancak alıcıların yanı sıra marka temsilcileri ve filolar elektrikli otomobiller konusunda henüz yeterli bilgiye sahip değiller. Bu konuda eğitim almadıkları için haklı olarak çekinceler taşıyorlar. Bizim bu işe girdiğimizde ilk yaptığımız şey, elektrikli otomobillerle ilgili her konuda dünyada alanında uzman markalardan eğitim almaktı. Şimdi bu bilgi ve birikimimizi paydaşlarımızla da paylaştıkça tereddütlerin azaldığını görüyoruz. Bireysel ve kurumsal müşterilerimize E-Garaj olarak elektrikli araçlarla ilgili çekinceniz olmasın mesajını veriyoruz. Her marka elektrikli aracı satıyoruz ve sattıktan sonra da her konuda garanti veriyoruz. İkinci el elektrikli otomobil almak isteyenlere de ekspertiz hizmeti veriyoruz. Bu araçlarda en önemli konu batarya potansiyeli. Bunun ölçümlerini yapıp gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştiriyoruz dedi. E-Garaj kurucu ortağı Kutay Yamacı ise işletme maliyetleri açısından kurumsal firmaların filo araç taleplerinde elektrikli otomobillere yönelik yoğun bir tercih eğilimi oluşturduğunu gözlemlediklerini kaydederek, elektrikli filo araç tercih nedenleri arasında ekonomik olması ilk sırada yer alıyor. Elektrikli araçların yakıt tüketimi fosil araçlara göre çok daha düşük. Aynı zamanda bakım masrafları da yarı yarıya daha az. Vergilerde de fosil yakıtlı araçlara göre elektrikliler lehine yine 1/4'lük bir oran bulunuyor. Tercih edilme nedenleri arasında bir diğer konuysa kurumsal firmaların karbon ayak izinin azaltılması yönündeki çevresel duyarlılığı diye konuştu. Sonax önde gelen Alman otomobil magazin dergilerinin yapmış olduğu okuyucu anketlerinde bu yılda birinci oldu. Almanya'nın araç bakım hizmetlerinde tartışmasız lider markası olan Sonax, Autobild, Automotorensport, Motorsport Aktüel, Autozeitung, Motor Klasik dergisi okurları tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda açık ara yılın en iyi markası seçildi. Ünlü araç bakım markası Sonax, Automotorensport dergisi tarafından yapılan okuyucu anketinde ise okurların %58.9'unun oyunu alarak 5 yıl üst üste araç bakım kategorisinde en iyi marka unvanını elde etti. Böylece en iyi marka ödülünü 16. kez kazanarak muazzam bir başarıya imza attı. Ünlü araç bakım markası Sonax, Autobild okurları arasında da özel bir popülariteye sahip. Öyle ki 2021 yılı anketlerinde okurların %70.6'sı Sonax lehine oy kullandı. Bu sonuçla Sonax, araç bakım kategorisinde bir kez daha her alanda en iyi markalardan biri olma başarısını elde etti. Araç bakımında 2021 yılının bir numaralı markası Sonax en iyi markaları belirlemek için Autozeitung dergisi tarafından yapılan ankette araç bakım kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı. Sonax'ın Motor Klasik okuyucuları arasında da 2021 yılının en popüler markası olarak seçilmesi, her kesimden otomobil tutkunlarının Sonax'a olan güven ve beğenisini göstermesi açısından son derece önemli. Öte yandan Motorsport Aktüel dergisinin 2021 yılı anketine göre okurların %62.3'ü için Sonax motor yarışlarında favori marka. Bu sonuç uluslararası motor sporlarında birçok ünlü takıma sponsor olan Sonax için gerçekten anlamlı. Türkiye pazarına 2003 yılında giren Sonax,
Sonax Uygulama Merkezi konsepti projesiyle araç temizlik, bakım ve koruma hizmetlerinin Alman standartlarında sunulduğu, profesyonel, eğitimli personelin çalıştığı, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti prensiplerinin esas alındığı modern tesisleri müşterilerin hizmetine sunmaya devam ediyor. Oton, bu projeye gelen yoğun ilgi ve talep üzerine bugün Türkiye genelinde yüzü bulan Sonax uygulama merkezleriyle Türkiye'deki car care sektörünün kurucusu oldu. Castrol Magnetekleyiş'in doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Ülküm Turan yönlendirmiş. Watts süspansiyon sistemi hakkında bilgi verir misiniz? Evet, teknik bir soru. Serdar abi, Watts süspansiyon sistemi öncelikle nedir? Ne işe yarar? Ne tür araçlarda kullanılır? Evet, beni çok gerilere götürdü aslında. Watts esasında bir süspansiyon sistemi değildir. Bir geometri, süspansiyon geometrisi düzenleyici bir aksamdır demek lazım. Özellikle arkadan itiş otomobillerle yarış edildiği dönemlerde, arkadan itiş rigid axle'lı araçlarda, o dönemin pist otomobillerinde, o dönemin rally otomobillerinde çok kullanılan bir sistemdi. Günümüzde bu bazı markalarda önden çekişli araçların arka süspansiyonunda da kullanılmaya başlandı ve gerçekten yol tutuşu, yol güvenliğini çok pozitif etkileyen, virajların girişinde, ortasında ve çıkışında ön tekerleklerin iz genişliğiyle, ön tekerleklerin açısıyla arka tekerleklerin açısını birbirine paralel tutan, yani aynı eksenin üzerinde olmasını sağlayan bir sistem. Buna Panhard Rod sistemi de denilir. Nedir çok basit anlatımıyla? Arka süspansiyonda arka tekerleklerin birbirine bağlantısını sağlayan iki tane kol, arka dinginin ortasındaki bir teraziyle birleşerek, neyi sağlıyor? Otomobil viraja girdiği zaman bir yan güç aldığında arka dingili veya diferansiyel bir tarafa doğru gitmeye çalışıyor. Yani bir tarafa doğru gitmeye çalışması ne demek? O zaman ön tekerleklerin ekseninden kaçmaya çalışıyor. İşte bu sistem, Panhard Rod sistemi, o gücün sağlamasını terse çevirerek ortadaki terazi sistemiyle sanki buradan 300 kiloluk büyük almışsanız siz oradaki sistemde 300 kiloluk büyükle dingili öbür tarafa itmeye başlıyor ve hep ön tekerleklerle arka tekerlekler birbirine paralel olarak virajdan önceki düzlükte ne durumdaysa virajın girişinde, ortasında, çıkışında ve viraj çıkışındaki düzlükte aynı şekilde birbirine paralel olmasını sağlayan çok önemli, çok değerli, özellikle yarış otomobillerinde vazgeçilmez olan bir aksamdır. Dediğim gibi yani bana da çok çok gerilere götürdü. 60'lı 70'li yıllarsa arkadan itişli otomobillerde vazgeçilmez bir parçaydı. Çok uzun süre günlük hayattaki otomobillerde, ki o dönemin performans otomobillerinde de kullanılıyordu, ama günlük hayattaki otomobiller çok büyük oranda önden çekişe dönünce bu sistemde birazcık unutuldu. Yakın yıllarda dediğim gibi önden çekiş otomobillerinde arka dingil diyelim, arkada güç olmadığı için arka dingillerinde, arka süspansiyonlarında kullanılmaya başladı. Çok faydalı, çok basit olmakla birlikte dahiyane çözüm olan bir sistemdir. Evet, tabii biz bunları çok otomobilde görmüyoruz, parçaları söküp takmıyoruz, ama genellikle viraja girdiğimiz zaman hissediyoruz bu tarz parçaların kıymetini. Evet, Ülküm Turan'a da teşekkür ediyoruz bu teknik soruyu sorduğu için. Önümüzdeki haftalarda da yine sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Onları bekliyoruz. Bu arada bu kaçırdığınız bölümleri de YouTube hesabımızdan takip edebilirsiniz. Oradaki Castrol Magnetek'le işin doğrusu bölümü başlığı altında bütün soruların cevapları bulunuyor. Teknik konularda birçok değerli bilgi var. Onları da kaçırmayın diyoruz. Önümüzdeki hafta yine yeni bir soruyla görüşmek üzere.
Bu hafta da 8. etabı burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yine güzel bir içerikle karşınızda olacağız. Sorularınızı, isteklerinizi iletmeyi lütfen unutmayın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.